Ben Emre Yusuf'u, benim dünyama hoş geldiniz. Bence sanatçı özgün olmalı, detaycı olmalı ve tekniğinde her zaman mükemmeli hedeflemeli. Ve yaptığı işin sonucu karşı tarafın duygularını harekete geçirebilmeli. Ben İstanbul'da doğdum, İstanbul'da büyüdüm, İstanbul'da okudum. Şimdi de İstanbul'da sanatla uğraşıyorum. 1981 doğumluyum. 99 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım bölümünü kazandım. Mezuniyetimin ardından reklam ajanslarında art direktörlük yaptım ve hatta bir reklam ajansının da ortağı oldum. Arada bir yerde bir yüksek lisans yaptım Yeditepe Üniversitesi'nde. Ve sonrasında da reklamla bağımı kopartıp sanatla ilgilenmeye başladım. Yaklaşık bir 10 yıldır profesyonel olarak sanat üretiyorum ve bunun 7-8 yılında da Avrupa'da ve yine ülkemizde uluslararası sanat fuarlarında eserlerimi sergiliyorum. Kendini keşfetme kısmı aslında pek sizin yaptığınız bir şey olmuyor. Sizin önce ebeveynleriniz sizi keşfediyor. Ben de çok küçük yaştan beri böyle resim yapan, hep böyle baktığı şeyin aynısını çizmeye çalışan ya da böyle bir takım karakterler oluşturan, karakterler çizmeye çalışan bir çocuk olduğum için önce bir kere annem ve babam beni keşfetti. Konu bir şeyleri çizmek ya da konu sanat adına bir şey üretmek, resim yapmak olduğunda asla yok sen bunları yapma, senin derslerin daha önemli, git sen matematik, edebiyat oku denmedi bana. Tabii böylece bu kendini keşfediş yolunda beni çok rahatlattı. Bir şeylerden ilham alabilmek için bir şeyleri yaşamış olmanız gerekiyor. Yani böyle yaşanmışlıklar rafınız böyle dolacak. Sonra da böyle bir gün geldiğinde o günün ne gün olduğunu da hiçbir zaman kestiremezsiniz. İşte o raftan böyle bir şey çekersiniz. Sonra da onu işte ürettiğiniz sanata uygularsınız. İşte buna da ilham deniyor. Üniversiteye başlamadan önce belli bir dönem Floransa'da kaldım ve orada bir sanat eğitimi de tamamladım ben. Ve haliyle şu anki sanatımı da gördüğünüzde oradan esintiler hep var. Çünkü işte bu bahsettiğim 1999'daydı ama işte kaç yıl sonra işte sanat üretme fikri ve özgün bir fikirle çıkmak istediğimde işte ilhamı oradan almışım. Çünkü günün sonunda Rönesans dönemine ait bir Yunan tanrısı resmediyorum ve onu realize ediyorum. Tabii ilham aldığınız yerler oralar olduğunda da hani ilham aldığınız sanatçılar da biraz oralara ait oluyor. Tabii ki Michelangelo benim favorim. Yani hani Gian Bologna benim favorim. Yani bunlar o dönemde işte insan anatomisini, tanrı anatomisini en iyi veren sanatçılar. Ben heykele başlamadan önce aslında dijital illüstrasyonlar yapıyordum. Bu da zaten o bahsettiğim reklamcılık döneminden geliyor. Daha da ileri götürüp işte fiziksel ortamlarda da bir şeyler yapmak istedim. Aslında heykele dönmek istedim. İşte bunu yaparken de teknolojiden yardım aldım ama teknolojinin yardımı burada aslında modelaj aşamasında size o kütleyi görebilmenizi sağlıyor. Tüm diğer süreçleri ve bunun heykele dönüşü çok büyük bir zahmet ve emek istiyor. Ben de bu heykele dönüş anında mermer tozu, işte reçine, kimi zaman bronz gibi malzemeler kullanıyorum. Ürettiğim sanat sayesinde uluslararası düzeyde tanınırlık kazandım. Gittiğim her yerde adımı söylediğinde eserlerimin ya da eserlerimi gördüğünde adımın aklına geliyor olması çok güzel bir duygu. Bazen beni kişi olarak, tip olarak tanımıyorlar ama yaptığım işten bahsettiğim anda o sen misin diyorlar. Bu çok güzel bir duygu tabii yani. Sanki bunun için doğmuş gibiyim ya. Benim bu hayata gelme amacım buymuş. Yani sanatım beni değiştirdi. Zaten ben özgür ruhlu bir insandım. Özgür ruhlu olmanın ötesine geçip artık özgürleştim zaten. Ya yani kısmetse de ölene kadar bunu yapacağım. Çünkü benim için gerçekten yaşamak bu.